Evet, günaydın doktor, tüm hızıyla devam ediyor dedik ama tüm hızımız ne oldu? Bence hızımıza yetişemeyen bir branş doktorum geldi efendim. Üroloji doktoru, Türkiye'nin beyin cerrahlarından. Ben her zaman öyle söylüyorum. Yardımcı doçent doktor Sarp Korcan Keskin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya ben neden ikinci beyin cerrahları diyorum? Üroloji çok önemli. Evet. Ürolojide hele hele bir de bir taş düşürürseniz eyvah ki eyvah, değil mi? Eyvah ki eyvah. Neden oluyor? Böbrek taşın taşı. Oluşum sebepleri çok fazla ama şunu önce söyleyeyim, bizim ülkemiz taş açısından endemik bölgelerden birisinde. Yani biz çok taş düşüren bir ülkeyiz. Bunun altyapısında hem ülke olarak yani insan olarak genetik altyapımız da var. Ama bunun yanında beslenme alışkanlıklarımız, su içme alışkanlıklarımız, litrelerce çay içme alışkanlıklarımız. Bunların hepsi taş yapıyoruz. Evet, bunlar hep bir arada bizi taş hastalığının sık görüldüğü ülkelerden birisi. Sevgili Sarp Korcan, yani kalkalım Amerikalılar gibi her dakika kahve mi içelim? Yok, kahve de içmeyin. Kahve de içmeyin. Kahve de içmeyin. Aslında şöyle, yatkınlığı olan kişiler için bunları söylemek lazım. Hı-hı. Hiçbir şeyi, ben hiçbir hastama, hiçbir besini tam olarak yasaklamayı istemiyorum ve yapmıyorum mümkün oldukça. Her şeyin karşılığı, her besinin karşılığında yeterli miktarda su alırsak taştan büyük oranda kurtuluyoruz. Yeterli miktar nedir onu konuşalım sonra ama tamam. Yakınmalar ne böbrek taşından? Yani kum dökmek ayrı, taşın bir yerde olması ayrı, başka bir yere yer değiştirmesi ayrı. Bayağı bir fonksiyonel olarak bizde etkileri var. Doğru. Şöyle, aslında kum dökmek taş düşürmekle hemen hemen aynı şey. Bunlar bir taş düşürmenin aşamalarından birisi diyebiliriz kum dökmeye. Böbrek taşları bir anda oluşmuyor. Böbrek taşları önce böbreğimizin içindeki kanallarda dibe kristal şeklinde çöken çökeltiler birleşerek önce çimento benzeri bir yapı oluşturuyorlar. Bu aşamada şanslıysak bunları dökebiliyoruz. Şanslı değilsek daha sert birikiyor ve düşüremediğimiz taşlar haline gelebiliyorlar. Kum dökmek sonuçta aslında ufak taş düşürmektir. Evet. Aslında evet. Bir nevi ikisi benzer. Peki taş bazen deniyor ki çok büyük taşmış ama kanalı tıkamamış, biz fark etmemişiz. Evet. Bu olabilecek bir şey değil mi? Bu çok sık gördüğüm bir şey. Şöyle, böbrek taşlarının aslında böbreğin daha doğrusu ağrı duyusu olmadığını söyleyerek başlamak lazım. Biz bir böbreğimizi şu anda açıp bıçakla kesersek böbreğimizden hiçbir ağrı duyusu almayız. Ama böbreğimizin gerilmeye karşı inanılmaz bir duyarlılığı var. Gerilme de ancak içinde idrar birikimi olduğu zaman oluyor. Eğer bir taş idrar akışını engelliyorsa böbreğin içinde yavaşça idrar birikmeye başlıyor ve bu zaman içinde şişiyor. Böbreğimiz şişiyor, aynı bir balon gibi. Ve o gerilim ağrısı bir insanın yaşayabileceği en büyük ağrılardan birisine neden oluyor. Evet, böbrek sancısını doğum sancısıyla bile eşleştirenler, hatta daha fazla olduğunu bunu söyleyenler söylerler. Evet. Doğru. Biz bazen böbrek rahatsızlığıyla bel fıtığı, patlamış bir bel fıtığı rahatsızlığını çok karıştırırız. Muayenede çok bile çok zorlanırız. Çok ve doğru. Gerçekten sıkıntı çekeriz. Peki, hemen bir risk anlattınız, böbrek şişmesi, ama bunun evet. Dışında başka riskler var mı? Şöyle, aslında benim hep söylediğim bir şey var. Ağrıyan böbrek iyi böbrektir. Böbrek çünkü idrar üretmeye, çalışmaya devam ediyor demektir. Ben buradayım diyor. Ben buradayım diyor ve taşı ancak idrarla düşürebiliriz. Eğer kendi kendine düşecekse bu taş, bir şekilde akması lazım idrarın. Böbrek ağrıyorsa henüz işler geri döndürülebilir noktadadır diyebilirim kabaca. Böbrek ağrısının kesilmesi bazen... Şunu aslında altını çok iyi çizmek lazım. Özellikle sık taş düşüren hastalar ben nasıl olsa taşlarımı düşürüyorum derler ve ağrıları kesildikten sonra doktora gitmezler. Düşürdüm herhalde taşımı diye. Ancak o bizim korktuğumuz böbreğin artık fonksiyon göstermeyi bırakması, kendini bırakması ve kalıcı hasarların oluşmasına işaret de olabilir. O yüzden mutlaka çok kötü bir süreç o. Kesildi diye işin peşini bırakmamak, yine gidip bir üroloji uzmanıyla görüşmek lazım. Yani biz her zaman buradan altını çiziyoruz. Yani ağrı bizim için verilmiş en büyük nimet. Kesinlikle. Bu beyninizde olabilir, boynunuzda olabilir, karnınızda olabilir ki böbreğinizde olabilir. Peki burada önemli bir nokta şu. Böbrek taşıyla alakalı bir sıkıntı çekti kişi. Ne yapması lazım?
Yani hemen şunu yapın, rahatlarsınız, sonra işte atıyorum ağrı kesici alın, yatın mı, yoksa bir hekime başvurun mu, yoksa bir şunu şunu için yiyin dediğimiz bir, hani burada kısa bir tavsiyemiz var mı? Var. Şöyle, tabii ki hemen en yakındaki sağlık merkezine başvurmak lazım. Böbrek ağrısı birçok şeyin, sadece taşlar da değil, böbrek yetmezlikleri, böbrek kitleleri, tümörleri, kanserleri, her şeyin belirtisi olabilir. O yüzden hastalara kendiniz bu ağrıyla baş edin asla demeyiz. Ama diyelim ki o an gidilemeyecek bir noktadasınız. Bu noktada böbrek ağrısı için önerilerimiz aslında taşlarını kendileri dökmesini beklediğimiz hastalar için de aynı. Sıcak banyo önerebiliriz. İdrar kanallarını bir şekilde gevşetebilmek için ağrı kesicilerin faydaları olduğunu biliyoruz. Yani sadece ağrıyı kesmek değil, taşın düşüşüne de yardımcı olabildiğini biliyoruz. Bu şekilde idare eden beklemek olabilir. Peki bu tür hasta geldiğinde tedavi seçenekleri sizdeki basamakta neler oluyor? Şöyle, öncelikle tabii ki bir görüntüleme yöntemine başvurmamız lazım. Şu an artık çok kolaylıkla her hastanemizde hemen hemen tomografi erişimimiz var ve böbrek taşları için tomografi altın standart görüntüleme yöntemi. Biz taşın bir harita gibi önümüzde nerede olduğunu, hangi boyutta olduğunu, ne şekilde olduğunu görebiliyoruz. Taşı gördükten sonra taşın yerine ve boyutuna göre tedavi yaklaşımlarımız çok değişiyor. Tedavi yaklaşımlarında peki güncel tedavi yöntemlerimiz var mı? Biz çünkü artık biraz ben de tıbben eskide kaldım. Yani beyin omurilik cerrahisine kanalize olduğum 20 yıldır, 25 yıldır neredeyse diğer branşları biraz kenarda tutmaya başladık. Yani unuttuk demeyeceğim ama benim dönemimde bir taş kırma vardı en yeni çıkan. Şimdi neler geldi. Evet, taş kırmayı eskittik ama bırakmadık. Taş kırmaya devam ediyoruz hala dışarıdan ses dalgasıyla, şok dalgasıyla. Ama bunun yanında çok yeni tedaviler var. Ben sizin branşınıza da biraz aşinayım. Siz de eskiden bel fıtığı ameliyatını hep açık yapardınız. Açık yapardım. Yanlış mı? Doğru. Tabii doğru. Ben 97'den beri 21 yıl oldu. Evet. 21 yıldır ben Allah'a şükür olsun kapalı ameliyat, o mikro cerrahi yapıyorum ama halen daha yapanlar var dediğiniz gibi. Doğru. Ben asistanken biz de açık böbrek taşı ameliyatı yapardık ama ben en son açık ameliyatımı 5 yıl önce yaptım. 5 yıldır bir daha hiç açık böbrek taşı ameliyatı yapmadım. Çok güzel. Sizinki gibi bizde de endoskopik yöntemler çok gelişti. Bu endoskopik yöntemler içinde özellikle bir tanesi flexible böbrek taşı cerrahisi dediğimiz tam endoskopik böbrek taşı cerrahisi özellikle bizi çok rahatlattı. Hastalarımızı çok rahatlattı. Evet. Biz eskiden sadece idrar kanalındaki taşlara endoskopik müdahale yapabilirdik. İdrar kanalı dediğim yer böbreğimizle idrar torbamız arasındaki üreter dediğimiz yol, eski teknoloji cihazlar oraya kadar erişmemize imkan veriyordu. Ama son birkaç yıldır yaygınlaşan bu tam endoskopik böbrek taşı cerrahisinde artık böbreğin içindeki taşlara da hiçbir kesi yapmadan ulaşabiliyoruz. Mevcut deliği kullanarak. Mevcut idrar deliğini kullanarak diyorum. Yani çünkü bu da birazcık hastalar için korkunç bir şey oluyor, düşünce oluyor aslında. Oradan bir cihaz nasıl girer diye. Ama şöyle söyleyelim. İdrar yolumuzun çapının aşağı yukarı 1/4 bu cihazın çapı. O yüzden rahatlıkla... Şu anda izlediğimiz görüntü nerede? Evet. Buradaki geçiş değil mi? Evet. Yani şu an idrar yolundan geçiyoruz. Kamerayla aynı mide endoskopisinin küçültülmüşü gibi düşünebiliriz. İdrar kanalından girdik, yukarıya çıktık ve böbreğin içindeki taşı görüyoruz burada. Bu sarı taş mı şu anda? Evet, sarı olan taş. Evet. 80 yaşında bir hastamızın böbreğindeki 2 santimetrelik bir taşımız. Süper. Headset kullanıyorsunuz herhalde. Evet, bu bir konferans sırasında çekilmiş bir video. İncecik bir kablo gibi bir cihaz daha görüyorsunuz. Ben ameliyatta ben headset kullanmam, ben direkt bağırırım. Bağırarak, arkadaşlar şunu getirin, bunu getirin. Evet, yani biz biraz daha güzel olmuş, ilerliyoruz. Şöyle, lazer teknolojisiyle kullanarak taşları böbreğin içinde kırıyoruz. Şimdi göreceksiniz. Şu sapladığımız tutmak için bir tutaç mı? O lazer fiberi, böyle cam gibi bir şey, incecik bir cam kablo gibi düşünebiliriz. Hı hı. Lazer taşı şu anda görüyorsunuz aslında. Kırmaya başladı. Kırmaya başladık. Evet. Burada yaptığımız şey şu, mümkün olduğunca taşın
küçük parçalar haline getirilmesini sağlamak ki bu taşların hastanın kendisini dökmesini bekliyoruz. Biz içeride taşı aslında kum haline getiriyoruz. Hastanın rahat dökebileceği seviyeye kadar küçültüyoruz ve bırakıyoruz. Bu taşlar kendileri idrar kanalından dökülerek çıkıyorlar. Hep merak ettiğim bir soru var. Buyurun. Yani bunu arkadaşıma, üroloji arkadaşıma da sormadım açıkçası. Gülerlerdi ama burada şimdi biz bizeyiz. Kimse izlemiyor. Bu taşları kırdınız ya, siz çıktınız, onlar tekrar birleşmiyor mu? Güzel bir soru. Eğer içeride çok uzun süre kalırlarsa birleşirler. 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 O zaman bu hastanın taşı kırılma operasyonundan sonra ne yapması gerekiyor? Şöyle, bunu zaten bütün hastalarımıza söylüyoruz. Biz bir gün içinde bu taşın çok büyük kısmının dökülmesini istiyoruz. Bunun için o ilk gün hastanede, zaten onu da belirtmiş olayım, bir gün yatırıyoruz hastamızı. Ertesi gün taburcu ediyoruz. Süper. O bir gün içinde hidrasyon, yani bol sıvı vererek, hastanın da kendisinin bol sıvı almasını isteyerek bu ilk gün içinde büyük bir oranda temizliğini sağlıyoruz. Ama sonrası için de yine hem kontrol altında tutuyoruz, hem de böyle bir endişemiz varsa, hastanın taş yükü çok fazlaysa, böbreğe bir stent yerleştiriyoruz. O stentle, onu da kabaca şöyle anlatabilirim. Nasıl kalp damarları tıkandığında genişletici bir stent konuyor ve kan akışı sağlıyor. Bu stentler de idrar kanalını açık tutarak o taş parçalarının daha rahat ve hızlı geçmesini sağlıyor. Öyle bir risk görürsek onu da yapıyoruz mutlaka. Süper. Çok nefis bilgiler aktardık. Sayenizde. Çok sizlerin sayesinde biz de hastalarımıza ulaşıyoruz. Ağzınıza sağlık. Efendim, yardımcı doçent doktor Sarp Korcan Keskin bizlerleydi ve gerçekten böbrek taşı ile ilgili çok güzel bilgiler aktardı. Günaydın doktor. Tüm hızıyla devam ediyoruz.